Sevgili izleyicilerim merhabalar. Bu videomda e, Diyanet'in kurumu, yani Diyanet Kurumu ve başındaki e, başkanı Ali Erbaş konusunu ele alacağım. Ali Erbaş toplumu e, şaşırtmaya devam ediyor açıklamalarıyla. Son olarak katıldığı bir e, yatılı Kur'an kursu açılışında e, bu kurslarda bir tuğlası olana cennette bir ev verilecektir diyerek e, din duygularının alenen istismarı yarışında çıtayı artık Orta Çağ Katolik Kilisesi'nin endolojansı seviyelerine taşıdı. E, Ali Erbaş bu konuşmasında ayrıca Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz şeytandan korunmuş bölgeler diyoruz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki bir yerde eğer Allah adı zikrediliyorsa oraya şeytan yaklaşamaz gibi e, hayli polemikçi bir e, cümleyle konuşmasına devam etmişti. Ve insanlar da şunu diyor bazı kesimler. Madem öyleyse bunca dinselleşmeye rağmen ülkede neden hiçbir şey iyiye gitmiyor diyenler oldu tabii ki. Daha önce de yine Ali Erbaş bir açıklamasında Kur'an ile olmayan çocuklar şeytan veya şeytani insanlarla beraber olur diyerek şeytan ve çocuk kelimelerini aynı cümle içerisinde rahatça kullanarak toplumu yine şaşırtmıştı. Bu garip açıklamalarıyla toplum ilgisini çeken e, Ali Erbaş kim? Ona bir bakalım ya da hatırlayalım bunları. Aliyarbaş e, Fetö imamı Suat Yıldırım diye bilinen birisi var. Bu e, bunun bir kere yakın çalışma arkadaşı, birlikte uzun mesailer var ve Fetö'nün bilinen derneklerinden kültür, kültürler arası diyalog da aktif üyelerinden biriydi. Yine Fetö'nün meşhur Abant platformu toplantılarının aktif katılımcısıydı ve yine FETÖ'nün dinler arası diyalog çalışmaları için Vatikan'a sürekli gidip gelen birisiydi. Ali Erbaş her zaman güçlünün yanında olmayı tercih ettiği söyleniyor. Bugün de yine dini siyasetin emrinde sokma çabasında oldukça başarılı ve yine güçlünün yanında yer aldığı görülüyor. Cumhuriyet'in temel değerlerini içine sindiremediği ne de açıkça sergilemekten geri durmuyor Ali Erbaş. Son dönemlerde ülkedeki Aydınlanmacı seküler kesimi düşmanlaştırıcı hatta şeytanlaştırıcı bir rol üstlenmiş durumda. Ee, yönünü bilime ve evrensel insani değerlere dönmüş olan yurttaşları Cumhuriyet'in kazanımlarını ve Cumhuriyet'in kurucularını yok sayan bir e, kurum haline getirdi ne yazık ki Cumhuriyet'in kurumu olan Diyanet Kurumu'nu. E, Diyanet'in e, bugüne kadar yaptığı çeşitli faaliyetler ve açıklamalar e, kamuoyunda çok da ilgisini çekiyor. dikkat e, Dikkatle izleniyor bunlar. Bunların bir kısmını hatırlamakta e, fayda görüyorum. E, bunları da hafıza tazelemek için yapmamız iyi olacak. E, bu kurum nereden nereye geldi? Atatürk'ün kurduğu Diyanet bugün hangi e, amaca hizmet ediyor? E, Diyanet'in web sayfasında e, bir soru üzerine şu yanıtı veriyor. Blue çağına gelmiş kızlar 9, erkekler 12 yaşında Blue çağına gelmiş kabul ediyorlar. Bunların gayri meşru ilişkiye girme riskleri varsa evlenmeleri vaciptir diyor. Ve böylece çok ciddi bir tartışma yaratmıştı. Ve bu tartışma üzerine de bu yorumlar sayfadan çıkartılmıştı. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Kurulu bilgilendirme platformu var. Buradaki bir soru üzerine öz kızını şehvetle öpmek Diyen e, nikah düşürür mü şeklinde bir soru gelmişti. Bunu bildiğiniz e, gibi böyle uzun uzun değerlendirdiler. ve verilen yanıtta hayır nikah düşürmez yanıtı gelmişti. Yine aynı kurul telefon ve mesaj ve internet yoluyla WhatsApp'la boş ol e, denirse bu geçerli midir boşanmak için diye evet buna da evet geçerlidir yanıtı gelmişti. Yine sol elle yemek yemek caiz midir şeklindeki soruya da e, şeytanların e, sol elle yediğini bu yüzden caiz olmadığı ve haram olduğu cevabı geldi. Ve biz de toplum olarak şeytanların da bizim gibi yiyip içtiğini düşünmeye başlamıştık. Böyle garip bir durum ortaya çıkmıştı. Camilerde okunan cuma hutbelerinde toplum inananlar ve inanmayanlar gibi ikiye ayrıştırıldı. İktidarın da baskısıyla. Ulusal bayramlara denk gelen cuma hutbelerinde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı'nın bu kahramanları, kesinlikle anılmadı. bundan ısrarla ve titizlikle kaçınılıldı bugüne kadar. Topluma isyan etmeyin, maddi ve manevi sıkıntılar alın yazısızdır çerçevesinde telkinler sürekli yapıldı. Kur'an'daki and olsun ki sizi biz biraz korku ve açlıkla mallardan, canlılardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenlere bunu müjdele ayeti sürekli anımsatıldı topluma. Geçen yıl bu zamanlar kartalda bir bina çökmesi sonucu 21 vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Bu olayın ardından Başkan Erbaş Ali Erbaş, imtihan dünyasındayız. Allah'ım yaratmış olduğu bütün kurları bir şekilde imtihana tabi tutuyor." dedi. Çürük bina yapan ve buna göz yuman e, siyasi otoriteyi tartışmaktan uzak tuttu ve bunlara hiçbir eleştiri getirmedi. E, Diyanet'in aylık yayınladığı aile dergisinde e, bazı çizgi filmlerde e, dini ve milli duygulara aykırı olduğu Açıklandı. Yani buraya kadar işi götürdüler. Yine gençlere her etkinlikte ücretsiz dağıttıkları bir kitap var. Peygamber ve Gençlik bunun adı. Bu kitapta retweet etmek, Twitter'da kulak ihlalidir veya YouTuberlar hesap günü tespit edilecek ve hesabını verecekler gibi ifadeler yer verildi. Bunlarla uğraştılar. Milliyetin Bakanlığı 7-15 yaş grubu için etkinlerle değerler eğitimi diye bir kitap hazırlattı Diyanet'e. Çocuklara değerleri eğitimimiz anlatılırken bu çerçevede tüm içerik sadece ve sadece sunni İslam din eğitimiyle dolduruldu. Bunun dışında hiçbir milli, manevi, evrensel, insani değere yer verilmedi. Kitabın adı ve konu güya değerler eğitimiydi. Başkan Ali Erbaş 10 Kasım'dan bir gün önce apaçık cumhuriyet ve layıklık düşmanı, Atatürk düşmanı keşke Yunan galip gelseydi diyen fesli, meczup, Ajitatör Kadir Mısırlıoğlu'nu resmi ziyarette bulundu. Milliyetin Bakanlığı anaokullarında Diyanet işbirliğiyle dini eğitim sınıfları açmaya başladı. Diyanet personeli henüz okuma yazma bilmeyen 6 yaşındaki çocuklara ya da 6 yaşına kadar olan çocuklara 3, 4, 5, 6 bunlara haftada en az 6 saat Arapça din eğitimi vermeye başladı artık. Diyanet Kurumu çalışan sayısı 2002'den günümüze kadar 18 yıl içerisinde 74 179 bine yani 2,5 katına çıktı. Bütçe ise son 18 yılda 510 milyondan .000 21 kat artarak 11,5 milyona çıktı. Bunun yanında milli eğitimin diyanet din eğitimi bütçesi de 4,5 kat artırıldı. Tüm seçimler öncesinde iktidar siyasetçilerinin AKP'ye oy verin cenneti garantiye alın türünden açıklamalar oldu. Bunu hepimiz hatırlıyoruz. Bu konuyla ilgili eee Diyanet'e resmi yoldan çeşitli başvurular da yapıldı. Bu konu doğru mudur diye böyle bir buna ben de dahilim. Ben de böyle bir e, resmi yoldan soru sordum. Fakat e, her türlü vatandaşın böyle abuk subuk sapıkça e, sorularını yanıtlayan Diyanet bu konuyla ilgili herhangi bir cevap vermedi. Bu konuda sessizliğini korudu. E, seçmenin dini inanç ve duygularının istismar edilmesi suretiyle oyunun istenmesi dinen caiz midir değil midir? Biz bunu diyanetten öğrenemedik. Bu konuda bize bir açıklama yapmadı. Az önce bahsettiğim ve hatırlattığım Diyanet İşleri Başkanlığı'nın icraatlarına bakınca bu kurumun hangi amaçlara hizmet ettiği apaçık ortada görülmekte. Bu iktidar döneminde birçok resmi ve sosyal kurumlar işlevleri hayli değişti. Temel görevleri toplumun faydası ve gelişmesi olan kurumlar asli görevleri zaman içerisinde değişti ve siyasal iktidarın, iktidarın politik amaçlarına hizmet eder hale getirildiler. İktidarın ülkeye dayattığı toplumsal ve siyasal dönüşümde yüklendiği misyonunu hevesle icra eden kurumlar içerisinde Diyanet Kurumu Açık ara öne geçti. Bu çerçevede e, görüşlerini e, sürekli topluma empoze etmeye başladı Diyanet Kurumu. Bazı yazarlar e, ve kanaat önderleri Diyanet'in bu ile ilgili e, eleştiriler bulunurken ülke iç ve dış sorunlarla, savaşla, yoksullukla, işsizlikle uğraşırken Diyanet'in uğra uğraştığı şeye bak türünden e, çeşitli karşıt yorumlar yaptıklarını gördük. E bunları ilk duyduğumuzda ya okuduğumuzda çok makul eleştiriler gibi geliyor ama ben öyle düşünmüyorum. bu eleştiri sahipleri ülkede yaşanan sıkıntılardaki asıl meseleyi kavrayamamışlar gibi görünüyor. çünkü ülke bu denli sıkıntılı durumlara düştüğü için Diyanet bu tür akıllara ziyan açıklamalara ve uygulamalara girişiyor. Diğer bir ifadeyle bu yaşadığımız sorunlara rağmen değil bu sorunları yaşadığımız için iktidar emrindeki Diyanet kurumu toplumun inançları meselesine bu kadar abanıyor. Bu kadar üzerine gidiyor bu konunun. daha doğrusu tam tam olarak kendilerinden beklenenleri gözü kapalı bir şekilde yerine getiriyor Diyanet ve, Diyanet ve onun benzeri diğer kurumlar. toplumun tüm algılarını inanç temelli üzerinden şekillendirmeye işler kötüye gittikçe daha çok ihtiyaç duyuyor iktidar çünkü. Eee Erdoğan'ın daha önce kullandığı yakın zamanda önce kullandığı bir sözünü hatırlayalım. Bir Müslüman dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancın esaslarına göre uyarlamakla mükelleftir. İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz demişti yakın zaman önce. Bu sözler de yine aynı amaca hizmet eden yaklaşımın sonuçlarıydı. Yine yakın zamanda Resmi Gazete'de yayınlanan bir mevzuat düzenlemesinde şeriat hukukunun dayanak alınması da bu yolda kararlılıkla yürüyeceklerini bize gösteriyor. Tüm insanlık tarihi boyunca inanç unsuru halkların e, lidere ve yönetenlere itaatlerini sağlamanın en kolaycı yöntemi olarak etkili bir işler görmüştür tarih boyunca. Dini argümanlara gitgide daha çok sarılmaları iktidarın, e, toplumu memnun edecek icraatlarının tükenmesi ve söyleyecek sözlerinin kalmamasıyla birlikte gitgide daha da artıyor ve artacak gibi görünüyor. Ülkede işler her alanda kötüye giderken işsizlik, yoksulluk ve komşumuz Suriye ile savaş konusunun gündeme geldiği bu günlerde iktidarın iyice riske girdiği ve sıkıştığı anlaşılıyor. Buradan da çıkış için yine inanç üzerinden toplumu yönlendirmeye gayret ediyorlar ve edecekler. Bunu bir inanç meselesini mucizevi bir çare olarak görüyor iktidar. Diyanet ve başındaki Ali Erbaş'ta toplumun dönüştürülmesi, daha doğrusu karşı devrim sürecinde üstlendiği aktif rolün gereklerini can siperane şeklinde yerine getiriyor. Bütün bu olan bitenlerin hepsinin zaten tüm açıklaması bana göre böyle. Daha önce konutlarına ilişkin faizli kredilere caizdir, diğerlerine caiz değildir demişti Diyanet. Fakat bir yıl önce yine aynı konuda enflasyon olan bir ülkede faiz helal midir haram mıdır sorusuna faiz haramdır caiz değildir diye kesin ve net bir yanıt vermişlerdi. Yine daha önce sigara konusunda mekruh açıklaması yapan Diyanet Erdoğan'ın katı tutu, sigara konusundaki katı tutumu sebebiyle sigaranın haram olduğunu açıklamıştı. Yani iktidarın beklentisi ve talebi doğrultusunda fetvalarını, söylemlerini ve icraatlarını kolayca dönüştürebilen bir diyanet kurumu var karşımızda artık. O zaman bizim de şu meşru soruyu sormak hakkımız değil mi? Kimin diyaneti bu? İnancın mı? Siyasetin mi? Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonunu tıklayınız. Ve henüz abone değilseniz lütfen abone olunuz. Teşekkür ederim.